Maharetli Şeyler sergisi aslında uzun zamandır kendi pratiğimde, sanatçı olarak pratiğimde de çalıştığım bir yaklaşım üzerinden dünyayla aramızdaki görsel ilişkileri nesneler ya da şeyler dediğimiz çok daha olasılıklı bir dünya üzerinden okumak mümkün mü'nün bir deneyi aslında. Nesneler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Sanat yapıtı olarak nesne, tabii ki böyle bir pratikten gelince ilk aklıma öyle bir şey geliyor ama gündelik hayatta bize görünür olan ya da hiç görünmez olan, dolayısıyla da birçok nesneden ve şeyden bahsedebiliyoruz. Tam da böyle bir yerden bu alternatif tarih yazımı denemeleri içerisinde hem hafıza alanının çok etkin bir parçası olduğu gibi bir yerden motivasyonla aslında bu nesneler nasıl anlam taşıyıcılarına dönüşüyor? Buna dair bir düşünme alanı aslında benim için bu sergi. Normal konvansiyonel anlamda yapılan hani sergilerden biraz farklı olarak aslında metinleriyle davet ettiğim kişilerin katkılarıyla başlıyor süreç. Dolayısıyla da bütün bu küratöryal çerçeve içerisinde Gülşah Mursaloğlu ile Metehan Özcan'ın kendi arasındaki diyaloglar üzerinden oluşan bir metin çıktı. Emre Gönlügür, Gökhan Mura ve Ezgi Bakçay'ın metinleri var. Bu metinlerdeki katkılar bağlamında da çeşitli farklı vesilelerle hem sanat tarihi referansları hem de daha güncel olarak güncel sanat alanında üretimler yapan sanatçıların işleri de sürece dahil olarak aslında böyle birçok kişinin katkı verdiği bir hal aldı. Özellikle sanatçılardan Umut Altıntaş, Metehan Özcan, Zeynep Kayan, Mehtap Baydu, Melia Sözüri, Damla Sarı ve Gülsün Kara Mustafa gibi birçok sanatçının aslında şey önemli katkılarıyla bir araya gelmiş olduğu bu sergi. Gökhan Mura'nın yazısında da maharetli kelimesi bir katkı olarak gelince serginin ismi öyle oluşmuş oldu. Onun yazısında mesela kumbara nesnesi yani hepimizin çocukluğundan bu yana hafızasında olan bir nesnenin aslında tam olarak devlet politikaları bağlamında reenkarne olup yani bir kumbara nesnesi olarak üretilen bir şeyin başka kurumlar, yapılar tarafından da önce üretilip sonra meydan saatlerine dönüşmesi ve bugün baktığımız zaman Adana'da Küçük Saat diye bir semtin bile oluşmasına kadar evriliyor. Hala çeşitli kent meydanlarında o saatler de duruyor biraz ona dair bir hatırlatma çalışması bir yandan. Emre Gönlügür'ün çalışmasında da aslında kapıcı çağrı panosu üzerinden baktığımız zaman belki bir sınıf meselesini, kentleşme meselesini bugün birçok katman üzerinden ve Gülsün Kara Mustafa'nın işine de referansla aslında açmış oluyor. Birazcık bu yani nesnelerin anlamlar dünyasını sadece işlevselliği üzerinden değil tam tersi onun çok karşısında aslında çağrıştırdığı anlamlar üzerinden politik olarak karşılıkları nasıl anlamlara dönüşüyor aslında bunun arayışını ortaya koymaya çalıştığımız bir çalışma oldu diyebilirim. Bu serginin özellikle hani 25 yıla yakın önemli bir sergi sergileme hafızası olan ve birçok sanatçının içine yer vermiş bir yerde olması benim için ayrıca çok mutluluktu. Dolayısıyla da sergi 3 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu süreçte de kitaba hem sergiye hem bir kitap eşlik ediyor hem de 3 Aralık'a kadar kamusal program üzerine de çalışıyoruz. Bu konular üzerine çalışan kişilerle bir araya geldiğimiz konuşmalar ve atölye programları da yapacağız. İlgilenenleri bekleriz. Thank you.